Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, haftanın sonundan ikinci işlem günü. Şimdi dün biraz dolar endeksi yükseldi. Dolar endeksi yükselirken bizim içeride biraz bir dolar bir kıpırdandı. Ee, grafikler falan güzel ama gene de o e, her ne kadar grafik olarak çok hazır olsa da o dolar endeksindeki yükselişe pek de ayak uydurmadı aslına bakarsanız. Hani ben bir yukarı bir hareket bekliyordum. Ee, Twitter tarafında da paylaştım. Altın tarafındaki o beklediğimiz düzeltme dün geldi. Euro dolar tarafında bir kırılıp aşağı doğru düzeltme geldi. Dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle beraber S&P'de de böyle bir yorulmalar iyice iyice bir ortaya çıkıyor. Petrol fiyatları o beklediğimiz ters omuz baş omuzu hala o yatay bantta gidiyor geliyor. Orası biraz sıkıntılı. Şimdi genel hatlarıyla şöyle bir e, hepsine bir bakacağız. Şimdi 10 yıllıklar 2.82'nin altında devam ediyor ama e, tabii şurada bu şu önemli. Daha önceki bu 2.54'lere kadar gelememişti bu dipte. E, 2.61'e geldi. Yani Şurada Paul'un açıklamalarıyla beraber hani daha önce daha sert bir inmişti. Geçen sefer işte arttırmayacağım dediğinde 2.64'e kadar geldi. Şimdi burada tabii önemli yer 82 yani 82'nin altında kaldığı sürece faizler piyasa hala daha hani faiz arttırmayacağına oynuyor Ne zaman ki 82'nin üzerine çıkar farklı bir şeyi fiyatlıyor olabilir ama şu andaki görüntü 82'nin direnç olduğu. DXA tarafı 96-70'lere doğru 3-4 gündür bir rally yapıyor. Biliyorsunuz buradaki bantta hep aynı şeyi konuşuyoruz. Hani yatay bir bant gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Yani hani zor bir bant. Euro dolar paritesi tabii dünkü dolar yükselişine göre o da 3-4 günden beri aşağı doğru düzeltme yapıyor. O da artık bugün paraboliklere geldi. Bollinger alt bandına geldi. Hani buralardan bir paritede tepki gelebilir mi bugün? Şimdi onu konuşacağız. Şimdi paritede dün hatırlıyorsanız Önemli olan neresi vardı? Şurada işte kuvvetli destekler vardı, özellikle e, şu bölge, işte şu bölge. Hepsini e, aşağı kırdı ve şu anda şu 1.15'ten beri olan e, gelen yerde bir yarım saatlik bir düşüş trendi var ve hani baktığınız zaman hani her an bir tepki yapabilecek gibi bir grafik ama e, hala da kıyı kıyı aşağı doğru da geliyor. E, şimdi bugün 1382'ler Yukarıda direnç olacak. Burada Bollinger bandları iyice daraldı. RSI'de biraz pozitif uyuşmazlık var. Yani yukarı doğru bir harekette bir tepkiye istekli olabilir parite tarafı. Ee, özellikle şu e, 1.1370 şu kısa vadede şöyle bir aralık çıkarmıştı. 1.1370 ile e, 113 60 arası bir sıkışma vardı. Yukarı mı kırıyorduken gene aşağı kırdı. Şu 1.360'ın üzerine geçerse grafik biraz biraz bir ala dönebilir. E, 113 70'in üzerinde de tekrardan 1380 direncine doğru yönelmek isteyebilir. Çünkü çok hacimsiz ve şey e, geliyor aşağıya. E, burada bir altta bir... E, 1.12.96 seviyesi var yani şu bölge boş aslında e, dediğim gibi RSI'de aşırı satımda hani bir tepki yapmak isteyebilir ama e, hala şu anda kuvvetsiz gözüküyor günlüklerde ama yavaş yavaş da hani e, devamlı şu yatay banttan döndüğünü düşünürsek de devamlı şu yatay banttan 1.13'lerden yani 1.13 ile 1.15.75 arası gidiyor geliyor. Şimdi S&P tarafında artık iyice yorulmalar başladı çok normal olarak. 2300'den başlayan bir rally. işte bir üst bandı 2800'ler zaten. RSI yoruldu. DAX tarafı keza yatayda o tarafta yoruldu. Şimdi seans içine girdiğimiz zaman S&P'de. 2737'de çift tepe yapıp 2723'e düzeltmişti. Buradan tekrar dün kaldırmaya çalıştı. 37'ye gelemeden tekrar satış yedi. Tekrardan 723'e geldi. Gördüğünüz gibi şu 30 dakikalık bantlardan 2737 ve 723'ü iyice bir ördü. Şimdi saatlik baktığımız zaman RSI'de zaten bir RSI'de düşüş trendi başladı ve kırdı gibi. Yani şu bugün e, 2725'in altında kalırsa 23'ün altında e, buradaki önemli direnci desteği olacaktı. 2713'lere kadar satış hatta 2696'lara kadar satış e, önümüzdeki hafta devam edebilir. Yukarı hareketten konuşmamız için tekrardan 2737'nin kırılmasını beklemeniz lazım. Yani e, o zaman ee, önümüzdeki hafta 2816'lara kadar hani hedef tekrardan devam edebilir ama şimdi gördüğünüz gibi zaten grafik dün de söyledim ee, grafik hala yukarı ama artık momentum çok zayıf yani A.S.I. E, RSI yoruluyor e, 2300'den başlayan bir rally e, o yüzden dikkat etmekte fayda var hep aşağı doğru çünkü iyi prim yaptı iyi prim yaptığı için dikkat etmekte fayda var dediğim gibi 723 ve 737 bandına dikkat edin. Artık biraz biraz yoruluyor. Sanki birazcık daha bandı 723-713 bandına taşıyacak gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi altın tarafına bir gelelim. Altın tarafını hatırlıyorsunuz 1326 dirençti. Buradan döndü e, aşağıda biliyorsunuz 1297-1277 sıkışması vardı. Önemli maliyetlenme. Bu direnç artık destek görevi görecek bugün yarın. Şimdi hatırlıyorsanız günlüklerde yorulduğunu ara e, sayın zayıfladığını seans içine indiğimiz zaman işte şurada biliyorsunuz bir kritik e, 1209 olması 1309 olması lazım evet 1309'umuz vardı burası kırılırsa dikkat demiştik ee, zaten bura kırılınca dün satışlar hızlandı şimdi zaten e, şu boy kadar aşağı doğru koyduğumuz zaman aşağı yukarı bizim o 1209'lara e, şuralara doğru gelir yani şuradaki şu sıkışmaya gelir şimdi e, altında artık e, 1309'lar önemli bir direnç olacak yukarıda o destek seviyesi. İşte 1309'un üzerinde hani e, gelebilirse 1316'lar. Şimdi böyle bir e, yarım saatliklerde, 60 dakikalıklarda böyle bir düşüş trendi zaten çıkarmıştı. Hani teyidini yaptı. Şurada hatırlıyorsanız şuraya bir gitmişti. Sonra bunu çektiğiniz zaman zaten burada sıkışma gelip Kıramamıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde 1296 1297 önemli destek olacak bu hareketin devamında. Ama şu çanağın hedefi aşağı yukarı 1289'lar. o yüzden Altındaki zayıflama birazcık daha sürebilir. Ee, hele bir de şimdi günlük baktığımız zaman burada. Şimdi ne yaptı? Bollinger orta bandda geldi. Şimdi Bollinger orta bandı kırarsa eğer tekrardan şu e, alt banda kadar 1275'e kadar bir düzeltme hareketi e, olabilir. Çok da olası. Hani o yüzden e, dikkat etmekte fayda var altın fiyatlarına. E, şimdi petrolde şöyle bir e, olay var. 2-3 gündür e, şuradaki sıkışma çok hani bantlar gördüğünüz gibi çok daraldı. Hani şurada bir ters omuz baş omuz gibi bir hareket olabilir. Zaten 63 e, 80'di galiba. 63 şöyle, Çok milimetrik şeyleri de sevmiyorum ama e, 63 80. Zaten bunun üzerinde şu 70 bandı açılacak. Yani şu hatırlıyorsanız aşağı yukarıdan aşağı gelirken buradaki 70'teki önemli desteğini çok sert geçip inmişti. Hani şimdi şu grafiğin şurası boş olduğu için şurayı doldurmak isteyebilir. Ama tabii ki bunu 63.80'i kırdığında ki momentumla 70 dolarlara doğru yönelebilir. Yani buradaki ters omuz baş omuzu gerçekleştirebilir mi? Göreceğiz. Yani ben her sefer zaten söylüyorum. Hani omuz baş omuz hani bütün grafiklerde bir omuz baş omuz görürsünüz. Tobo görürsünüz. O çok önemli değil. Pardon valla artık boğazım da kuruyor. Ee, burada önemli olan şey şu. Pivot noktalar. Yani işte atıyorum Tobon'un veya Obo'nun veya Çanağ'ın gerçekleşmesi için o e, pivot noktadaki momentum çok önemli. Şimdi petrol fiyatlarına şöyle bir baktığımız zaman bu e, tabii ki şu 63.80'den e, döndü. Bu 63.80 çok önemli olacak. Şöyle seans içi biraz baktığımız zaman. Zaten e, yani bayağı bir e, gitti geldi gitti geldi 3 günden beri. Yani zaten yaklaşık 7-8 gündür yatay bir bantta gidip geliyoruz. Şimdi kısa vade baktığımız zaman şöyle bir 60 dakikalık buraya. E, 61 dolarda bir destek çıkardı. Yukarıda 63-63.10'da bir e, direnç çıkardı bugün 63.10. En önemlisi de 63-76 seviyesi. Şimdi hani böyle bir banttayız hareketin sertleşmesi için. 63 76'nın üzerindeki momentum önemli olacak ee, Onun haricinde şu yatay bant hala çalışıyor bize bir e, hani trend göstermiyor ne zaman ki 63 76'nın üzerine gidip hareket hızlanırsa e, orada iş değişebilir işin rengi aşağı doğru da işte 61 dolarların altında kaldığı zaman yani hani şu sıkışma ille de yukarı patlayacak diye bir şey yok buradan 60 doların altında tekrardan şu 50 dolardan gelen çıkışın 13 dolarlık artışın düzeltmesi de gelebilir ama yani daha çok böyle yukarı doğru istekli gibi duruyor ama dediğim gibi 4-5 gündür yatay ee, ama yukarı doğru dikkat edin ee, şimdi bizim üvey evlat dolara geçelim küçük genişliğe. şimdi küçük genişte de ee, şöyle yapalım günlük ve 2 saatliği bir yan yana koyalım önce oradan gelelim sonra şuraları bir gösterelim şimdi dün ee, dolar rant yukarı yaptı ah ah. seSD yazar yazalım hemen. şimdi dün dolar rant yukarı yaptı yani dolar endeksi yurt dışında e, kuvvetlendi dolar e, euro dolara karşı kuvvetlendi DXY kuvvetlendi yani dün dolar yurt dışında e, kuvvetlendi şöyle koyduğumuz zaman şöyle görüyoruz şimdi bizim e, Türkiye'yi koyalım Dün Türkiye'de Hani toparlanmaya çalışıyor ama hani aslında dünkü DEX'in çıkışına baktığımız zaman e, doların kuvvetlenmesi hani bizdeki o 5.24 5.25 bandı test ediliyor olmalıydı. Ama e, gene de grafik fena değil. E, şöyle günlük baktığımız zaman hala Bollinger orta bandın altında ee, burada 5.25 80'in 5.26'nın üzerinde bir kapanışta grafik e, 5.32'lere doğru bir ala gelebilir e, ama dediğim gibi çok uff, hani hiçbir trend yok, hiçbir beklenti yok, e, hiçbir haber akışı yok, satın alınacak veya speküle edilecek yani hani o yüzden dediğim gibi e, Kur muhtemelen seçimlere kadar böyle gidiyor. Hani işte bu Amerika ile bu Venezuela tarafında bir gerginlik belki olursa hani kurların tekrardan yukarı doğru bir atak yapmasına yarayabilir. İşte dolar endeksi çıkmaya devam ederse hani dolar içeride buna katılabilir. Rant biliyorsunuz 13.55'i kırıp hareket başlamıştı. 13.55 desteğini şimdi direnç olarak geldi. Hani bu buradan tekrar dönecek mi kırıp geçerse biraz burada bize de e, sirayet edebilir e, dolar tarafı. Şimdi e, daha bir şöyle 120 dakikalığına bir bakalım. 15 dakikalığına bir bakalım şöyle neler oluyor diye. Şimdi 15 dakikalık ve yarım saatlikte. Şimdi dün bir 1.25 23.40 direnci çıkardı 5.23.40 üzerinde 5.24.20 var ve üzerinde önemli olan 5.25 şuradaki yatay desteği direnç olarak karşımıza gelecek üzerinde 5.26.54 şimdi bunlar hep istasyonlar aşağıda 5.20 önemli bir destek yaptı şuradan bir çıkış trendi gerçekleştirdi işte 5.20 5.23 hani şöyle bir Bugün 5.23.40'lara gelirse hani burada e, bakalım hani orayı kırıp 25'lere doğru hareketlenebilecek mi? Dediğim gibi çok böyle yani hani şuradaki trendi okumanız için e, seans içine girmeniz lazım. Ama orada da işte bazen yanıltıcı sinyaller olabiliyor. Ama e, toparlanmaya çalışıyor. Dediğim gibi gözler yurt dışı dolar endeksinde olacak. Devam ederse hani belki iki gündür, üç gündür ki çıkışın dolar endeksinde bir aşağı doğru bir düzeltme, hafif bir düzeltmesi gelebilir. O sıra işte 5.20'ler test edilebilir. Aşağıda 5.18 60'lar önemli bir destek. 23 .40 24-20 önemli direnç. Yani ama gene söylediğim gibi yani e, ya her gün aynı şeyi konuşuyorum ya. Niye konuşuyorum ki? Allah yoruldum ya. <laughs> Allah ya Rabbim ya. Dün de aynı şeyi söyledim. Bugün çünkü yatay bir piyasa, yatay bir piyasada bir şey yok. Hani burada tek analiz edebileceğiniz şey hani dolar endeksinin 2-3 gündür artık kuvvetleniyor olması. E, hani haber akışı zayıfladı. Hani ben doların tekrar söylüyorum 5 14 işte onun üst önünde işte 5-16 şu çift dibini hani kırıp aşağı gelebilecek bir haber akışı bir şey görmüyorum. Hani yukarı doğru da gidemiyor, yukarı doğru da bir haber akışı yok. Yani bir gerginlik olması lazım veya ülke içinde bir şey olması lazım. O da yok. Hani zaten onun olmadığı da belli. Hani yatay bir şeyde gidiyor ama tabii ki 5 25 çok önemli olacak. 5 25'in üzerine doğru geçmeye başlarsa bu sefer şu 5 31 5 25 bandı hani gene 6.000 lira açılacak. Yani sizin o dolardaki beklediğiniz hani o kopuş daha pek gelecek gibi gözükmüyor şu anda. Zaten haftalık da baktığımız zaman grafiğe bakın Bollinger bandları iyice daralıyor. Çünkü yaklaşık 8-10 haftadan beri yatay bir piyasa. Yani biz burada 8-10 haftadan beri boş boş konuşuyoruz. İşte bir Japon kadınları vardı. Onlar bir şeyler yapmıştı güya işte öyle uydurdulardı. İşte ondan sonra bu yatay bantta gidip geliyoruz. Bunun neyini analiz edeyim ben yani anladın mı? Biz mesela burada dolar yatay bantta giderken altın ralli yaptı, petrol ralli yaptı, borsa ralli yaptı. Biz habire bakıyoruz dolara. O grafik ne olacak, bu grafik ne olacak? O ne olacak? Bu ne olacak? Şimdi borsa tarafına gelince ulan dolarcılar ne kaydırmıştır ha. Ulan işte biz bunun için mi izledik? Ve basmışlardır kalayı. Şimdi borsa tarafı ee, ne demiştik? 106-600 önemli bir direnç. 100.700'lerin önemli direncin üzerinde tutunabilecek, bilecektir dedik. Destek yapmaya çalışacaktır. Zaten farkındaysanız grafik şurayı örmeye başladı. Yani Aşağıda bırakmıyorlar ki mesela İş Bankası haberi Sayın Erdoğan'ın önemli bir haberdi veya endeksi çok etkileyen bir haberdi. Ona rağmen piyasa aşağı salmamaya çalışıyor. Bollinger bantlar yavaş yavaş daralıyor. Hani e, tekrardan bir atak yapmak istiyor. Yani ama tabii burada yarın öbürsü gün şunu konuşacağız. Buradan tekrar ki yukarı atakta Hani bu düzeltme şu çanak boyu kadar koyup şu 106 600'ü patlatıp 110'lara mı gidecek? Yoksa buradan atak yaptığında burayı geçemeyip çift tepe yapıp burayı kırdı mı tekrar 95 binlere doğru bir düzeltme mi olacak? Tabii bu etkenleri eşittir. Neye bakacaksınız? İşte S&P'deki S&P'de bir düzeltme gelecek mi? İşte şimdi mesela insanlar e, yani teknik analizde trade edilmez. Teknik analizde stratejinizi kurarsınız. Stratejinizi kurarken de e, diğer piyasalara da bakarsınız. Yani şimdi yarın öbürsü gün S&P'de buldum grafiği. Şimdi S&P'de yarın öbürsü gün 2696'lara doğru bir düzeltme gelirse Tabii ki borsa yukarı doğru gitmekte zorlanır. Veya dolar tl 5.25'in üzerine geçip 5.30 bandına doğru giderse tabii ki borsa o 106 bine ikinci tepeyi kırmaya gidemez. Yani şey, 3-4 aydır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama işte anlattığım insanlar var da anlatamadıklarımız da var. Anlatamadıklarımız da hikaye izlesinler. Çizgi film çok da sıkıntı değil. Ee, VOP tarafındaki kardeşlerimize... Şöyle bir konuşalım hatırlıyorsanız 129-650 önemli desteklemiştik dün ee, buradan döndü ee, 132.950'ler yukarıda önemli direnç şöyle baktığınız zaman bir e, düşüş trendi vardı onu kırdı tabi dün Türk Hava Yolları biraz devreye girdi endeks üzerinde etkiliydi ee, yapı kredi çok sağlam. Türk Hava Yolları e, bunlar da bugün e, yukarı doğru hareket devam ederse Hani endeksi yukarı doğru Hani biraz bir nebze daha taşıyabilir işte neresi de hani şu 131 700 lerde biraz zorlanabilir 132 900 lere kadar gidecek bir e, momentumu pek olacağını bugün zannetmiyorum Hani 131 700 lerde buralarda biraz zorlanabilir 129 650'ler önemli destek olacak önümüzdeki günlerde tabi aynı zamanda şöyle IMKB yüzdeki o bölgede neresiydi şöyle bir yaptığımız zaman IMKB yüzdeki o bölgede şu bölge 100 bin 101 bin 160 bunun altında işte şu 101 bin seviyesi var Hani burası da gördüğünüz gibi dönmeye çalışıyor. Yani açıkçası işte şunu arıyor borsa. Hani buradaki sert çıkış düzeltmesi ama bu bir düzeltme mi trend dönüşümü olacak ona bakmaya çalışıyor. Tabii ki ilk etapta buralardan bir alış geliyor. Tabii ki kağıt değişimleri var. Yani dediğim gibi mesela dün hava yoluyla yapı kredi çok sağlam durdu. Zaten endeksi ikinci seans onlar düzeltti. İşte İş Bankası'nın üzerindeki baskı devam ediyor. Devam da edebilir. İşte orada belki bir tepki de gelebilir. Çünkü iki günde yüzde yedi, yüzde sekiz düzeltti. Yani bütün bu hani indikatörleri izliyor olmanız lazım. Ama e, şuradaki bantlar Yavaş yavaş sıkışacak önümüzdeki hafta ve şu ıı, sıkışma hani. Iı çok da şey değil yani iyi izlenmesi gereken bir sıkışma. Çünkü buradan aşağı doğru bir kırılma geldiği anda en azından şuradaki tepe 96 binlere doğru bir düzeltme gelir. Zaten bu sıra Bollinger alt band da buraya gelmiş olur. Buradan bir seker tekrar alış gelir veya işte bu ay içerisinde tekrar bu 106 binlere doğru yönelip e, buradaki tepesini kırıp bu çanak kadar yukarı koyup 110 lira hedefleyebiliriz. Yani o yüzden bu göz ve stratejiyle izleyin. Ee, ona göre e, de işlemlerinizi açın arkadaşlar. Dediğim gibi e, inşallah kazasız belasız bir gün olur. Bakalım bugün neler gelecek başımıza. Görüşmek üzere.